çok kıymetli bir konuyla devam ediyoruz. Malum Türkiye'de eskilerde konuşuluyordu. Burun ameliyatı olan ünlü, işte burnu nasıl olduğu falan, bunlar böyle haber oluyordu. Şimdi nefes alma problemleri, sağlık problemleriyle ilgili de yaklaşık bir 2-3 saat süren operasyonlarla kulak burun boğaz hekimlerinin günde belki de 4-5 tane ameliyat yaptığı ve artık insanların çok daha rahat karar verdiği bir konu haline geldi. Şimdi bu konuyu masaya yatıracağız. Hem de profesyoneliyle, yani profesörle, Profesör Doktor Ender İnci Hocam. Kendisi aynı zamanda Cerrahpaşa'da öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizin gibi kıymetli hekimlerimizi ağırladığımızda ben de böyle ayrı bir dik duruyorum ve mutlu oluyorum hocam. Şimdi burun ameliyatı ile ilgili ben merak edilen her şeyi soracağım. Bir, aynı zamanda benim bir danışan olarak da görebilirsiniz. Çünkü bana da bu sorular çok geliyor. Özellikle insanlar son dönemde böyle estetiğe hızlı karar veriliyor. Aman işte pişman olur muyum? İşte bir de bu linçlenme çıktı ortaya. Aman bu da ameliyat olmuş. Ya da o filtrelerle bir şeyler falan. Herkes birbirine benziyor. Herkesin burnu aynı, herkesin yüzü aynı falan gibi şeyler olmaya başladı. Bir taraftan hızlı karar veriliyor, bir taraftan acaba hızlı pişman olunuyor mu gibi bir süreç de yaşanıyor. Ama şöyle bir durum da oluyor hocam. Kişi konuşuyor, diyor ki doğallık her şeyden önemli, işte yaptıranlar çok kötü, herkes aynı burunlu filan. Ama bakıyorsunuz kendi bir fotoğraf paylaşırken filtre yapıyor ama. Filtre yapıyorlar, düzeltiyorlar. Ya da mutsuz, özgüveni düşük, böyle her ortama girmek istemiyor. Tabii. Makyajla saatlerce burnuyla uğraşıyor filan. Bu o zaman hangisi doğru hocam, size soralım. Öncelikle şunu vurgulayayım. İnsanları mutlu eden, vücudunda dopamin seviyesini artıran birkaç önemli duygudan bir tanesi de beğenilme duygusu. Evet. Özgüveni yani sabah, artırıyor. Özgüveni. Sabah kalktığınızda, aynaya baktığınızda kendinizi beğeniyorsanız o güne mutlu başlıyorsunuz. Evet. Beğenmiyorsanız mutsuz başlıyorsunuz. İş yerine gittiniz, geçerken bugün ne kadar şıksınız, ne kadar güzel görünüyorsun iltifatını aldığınız dakikada dopamin pik yapar ve çok mutlu hissedersiniz bütün gün. Dolayısıyla yani doğallık evet çok güzel ama şu an günümüzde estetik cerrahi o kadar gelişti ki birçok insanın vücuduna müdahale ederek insanların mutlu olmasını sağlayabiliyoruz yani. Hı-hı. Bu da önemli bir şey. Burun ameliyatı açıkçası yaptıranlar yapay oluyor gibi bir şey var mı gerçekten? Bu şöyle yani burun çeşitleri de çok, şu son zamanlarda özellikle hani çok kalkık burunlar, burun sırtı oyulmuş, Barbie nose dediğimiz böyle iddialı burunlar evet birazcık yapay duruyor ama aslında ideal olan burnu doğal yapmak, yüzüne uygun oranlarda yapmak. Zaten bizim de 24 saat kongrelerde, bu bilimsel ortamlarda tartıştığımız hangi yüze nasıl bir burun, hangi oranlarda yakışır. Hı hı. Ya doğrusu var aslında yani. Hı hı. Benim gördüğüm siz bir heykeltıraş gibi. Evet. Kişinin kendi burnu üzerinde minik revizyonları yaparak zaten doğalıyla tabii ilerliyorsunuz. Şimdi estetik cerrahi, özellikle burun cerrahisi çok milimetrik bir şey ve cerrah olmak, iyi bir cerrah olmak yetmez. Üç boyutlu düşünme ve bir estetik algı gerekiyor. Çünkü hepimiz günümüzde dünyadaki bütün cerrahlar, bütün tekniklere, bütün eğitimlere çok kolay ulaşabiliyorlar. Bütün teknikleri hepimiz biliyoruz ama arada fark yaratan ameliyat sırasında benim hastanın yüzünün oranlarına bakışım, hangi oranlar ve açılarda burun yapacağım, yandaki cerrahın hangi oranlarda yapacağı. Bu bakış açısı açıkçası bütün cerrahlarda hani çok mükemmel gelişmiş değil. Aradaki farkı yaratan da bu. Hep söylüyorum. Her yediğin yoğurt yiyin. Hep söylüyorum, estetik cerrahi özellikle rinoplastiği yapmak için bir üç boyutlu düşünme merkezinin, düşünme yeteneğinin bir cerrahta daha gelişmiş olması lazım. Hmm, bu kişisel yeteneklerinde tabii olanlar. Bu resim ve heykel gibi. Bugün 10 tane cerraha bir çamuru verin ve bundan bir 100 burun şekillendirmesini isteyin. Bundan 6-7 tanesi çok güzel şekillendirebilir ama 2-3 tanesi de hiç yapamayabilir. Bu beynimizdeki açıkçası bir konuşma merkezi, bir işitme merkezi gibi yine 3 boyutlu düşünme ve şekillendirme merkezi var. Bunun gelişmesiyle de ilgili bir şey. Hmm. O yüzden asistanlarıma da hep söylüyorum. Yani bu işe bir bakın. Eliniz gerçekten şekillendirmeye uygunsa estetik ameliyatına girin. Değilse diğer bütün cerrahileri zaten yapabilirsiniz. Yani. Hmm. Burun başka bir şey. Burun bir, yani açıkçası boyutlu, bir üç boyutlu
bir şekillendirme yapıyorsunuz. Bir kişiye ve bakıldığında ilk görünen. Kişinin yüzüne bakıp biz karar veriyoruz. Yani nasıl yapacağız, hangi açılarda yapacağız, buradaki açımız ne olacak, buradaki açımız ne olacak? Karakteri bile değiştirebiliyor burun. Kesinlikle. Yanlış burun. Şimdi işte feminen burun var, maskülen evet. burun var. Bunların arasında küçük nüanslar var. Kadın erkek. Cildin değişiyor. İnce kalın oluşu. Cildin ince kalın oluş. Burnun açık yüzün, kapalı operasyonu. Yüzün yuvarlak mı, ince uzun mu, kare mi oldu? Bunların hepsi işte yüze baktığımız zaman ameliyat sırasında ufak tefek açıları değiştiriyoruz yüze göre. O da ameliyat sonrası işte başarıyı ya da başarısızlığı getiriyor. Hı hı. Peki burada altın oranı niye koymuşlar adını? Yani bu oran hı. ama oran tabii. Herkes de tutuyor mu bu gerçekten altın? Şimdi altın oranı çok popüler bir konu. Evet. Milattan önce tarif edilmiş Öklit ilk defa. Ama sonra Orta Çağ Fibonacci bunu matematiksel rakamlara dökmüş. Ve şöyle kabul ediyor. Doğada birçok işte çiçeklerde, hayvanlarda ya da son zamanlarda işte teknolojik ürünlerde biz belli oranlarda yapılmış objeleri daha çok göze hoş geldiğini evet. yapılmış çalışmalar göstermiş. Örneğin cep telefonları mesela uzun kenarının kısa kenarına oranı altın oranına yakın ya da benzer rakamlara yakındır. Kare şeklinde görmüyoruz. Bir kenarı muhakkak daha uzundur. Ya da insan vücuduna baktığınız zaman bacak boyunun toplam boyu oranı yaklaşık o orana yakındır. Ön kolun tüm kola uzunluğu ya da parmaklarımızın bu oranlar hemen hemen işte 1.6, 1.7 civarı. 1.618 altın oran meşhur fil sayısı. İnsanların gözüne daha hoş geldiği ifade ediliyor. Bilimsel olarak gerçekten böyle bir şey var mı? Aslında ispatlanmış bir şey yok. Altın oranı yakın bir şey size hoş gelmeyebilir, bana hoş gelebilir ve doğada birçok şeyde aslında altın oranı da uymuyor ve bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Onlar da var. Bir de beğeniler kişiden kişiye değişmez mi? Yani ama bu söylediğim genel bir ortalama. Hı-hı. Yani bu altın oranına yakın oranlar çoğunluk daha çok beğeniyor. Hı-hı. Burunda da öyledir. Yani bir burunun uzunluğu ve yüksekliği arasındaki oran 1.6, 1.7 civarında olursa göze daha hoş geliyor. Hı-hı. Mesela benim gördüğüm yüzü çok ince, dar uzun, gözler birbirine yakın bir kişide. Burun da böyle tığ gibi incecik olursa olmaz. İşte o uzunluğun tabii. daha çok tabii. üstünü çiziyor. Tabii. Böyle operasyon tabii. olmuş arkadaşım tabii. var. Ben vardır. De işim bu vardır. Değil. Ben de siyaset bilimi, uluslararası ilişkileri okudum. Misal karakter yüksek lisansı yaptım ama benim de hep bu gözüm vardı. Ve mesela bunu görüyorum. Bu işin içinde değilim. Söyledim. Ya biraz daha şöyle hani senin şurayı daha geniş gösterecek. Daha bir hafif etti bir şey olsaydı sanki daha işte orada da falan dedi. Yine orada da yüzün genişliğine göre oranlarımız var. Yani değil mi? Kanatlar ne kadar geniş olacak, aynen. burun sırtına kadar geniş olacak. İşte bu ameliyat sırasında karar verdiğimiz bir şey. Ya da eline fotoğraf alıyor. Arkadaşım burun ameliyatı olacak. Hande Erçel'i almış. Ben bunları yok, istiyorum. Yok. Herkesin yüzü çok farklı. Aynen. Bize de ama geliyor de hastalar. Geliyor, çok çok geliyorlar. İşte ameliyattan önce hastaya bunları çok iyi anlatmak lazım. Yani senin yüzün çok geniş. Bak bu kadar ince burun yaparsak yüzünde hoş durmaz. Aynen. Yüzün uzun, kısa burun yaparsak yüzünde hoş durmaz. Bunları ameliyattan önce konuşuyoruz ve şeyle de gösteriyoruz yani. Hı-hı. Örnekleriyle de hastayı bir şekilde ikna ediyoruz. İkna edemediğim hasta varsa da yani benim yapabileceğimin dışında bir beklentisi varsa da hastayı başka bir cerraha yani mümkünse başka ya da sizin de bir aralığınız var muhtemel ki. Çok o doğallığın dışına çıkmayan istekleri varsa. Doğallık çok benim şahsen de çok tercihim. Bunun dışında istekleri olan arkadaşlara durumu anlatıyorum. Eğer kafalarına yatmazsa onlar başka cerrahlara zaten. Çünkü onlar da sizin referanslarınız var değil mi? Tabii ki. Yani işinizi, mesleğinizi tabii çok seven biri olarak ve estetik gözünüzle hem de eğitim veren biri olarak hiç beğenmediğiniz bir şeyi çıkartmak sizi de mutsuz edecek. Bir oran yani erkeklerde özellikle dikkat ettiğiniz şey nedir burunla ilgili? Burun sırtını çok indirmemek. Hı. Şimdi bayanlarda burun sırtını görsellerimiz olsaydı belki daha güzel anlatırdım ama burun sırtını siz birazcık hazırlarız, yansıtırız onları hocam. Tamam. Burun yandan profilden mesela bir burun olsa burun sırtının bayanlarda birkaç milimetre tipten aşağıda olması daha feminen bir görüntü sağlıyor. Örneğin erkeğim daha burun sırtı. Şu an daha vermişler hocam. Bakın. Evet, senin yeter. Bu şimdi şuradaki yapılmış hali ama mesela bayanlarda burun sırtının daha biraz aşağıda olmasını istiyoruz. Böyle şüphelemeli. Dümdüz değil.
erkeklerde düze yakın o daha maskülen bir görüntü sağlıyor. Hmm, örnek veriyorum tabii ki. Maskülenliğin şey simgesi. Bu oranlar. Benimki nasıl hocam? Sizinkini evet birazcık doğrusun birazcık daha düşürülebilir. Şu açınız birazcık dar. Benim çok küçük. Şuradaki, benim ameliyatı yok ama. Şuradaki açı normalde işte feminen bir görüntü için onun 100 derece civarına çıkması daha feminen bir görüntü sağlıyor. Hmm, benim biraz daha mı kalksa gibi. Ama bunu yaparken örneğin sizin burnunuz kısa bir burun. Evet. Delikleriniz çok rahat karşıdan görülebilir. O da çirkin bir görüntü sağlar. Onlar görünmesin diye de ona göre teknikler uyguluyoruz. Aa, o kadar detay var işte. Mesela kısa bir burun. Yani yaparken sizin burnunuzu çok dikkatli olmak lazım. Hmm. Domuz burnu gibi de bir burun ay, ortaya çıkabilir. Michael Jackson evet. Öyleydi rahmetli. Michael Jackson evet. Çikem çata bir burnu vardı. Çok ameliyat olmuştu ama. Evet. 13-14 ameliyat olmuş. Çok. Şu an öyle kadınlarda var ama toplu bir yüzü var mesela burada bir üçgen yani şöyle evet. Bu burada görünüyor. Evet. Yani işte domuzcuklar biraz, çok sevimlidir biraz, mesela onların için ama insan olmuyor bizde, yani. Bizde göze hoş gelmiyor. Şu an için en azından görsel bu estetik algı da yüzyıllar içinde değişiyor. Hı hı. Bu oranlarımız mesela eskiden böyle milattan yapaydı. Önce, milattan önceki en güzel heykel kadınlar erkeklerde şu bahsettiğimiz açılar daha değişikti. Hmm. Bunlar yıllar içinde değişti. Şu an için kabul ettiğimiz belli oranlar var tabii. Mesela Osmanlı padişahlarının hep burunlarına bakın. Kemerli. Evet tabii, kemer tabii. Uzun. O dönem tabii ameliyat imkanları da yoktu. Olsaydı emin olun hepsini ameliyat etmişti. Olabilirlerdi yani, doğru. Kesin hepsini ameliyat ederdi. Burundan bir takım yani. Yöre şeyle tahminleri yapabilirdi. Bizim coğrafyamız çok Anadolu. Bunun için çok genetik karışımın en fazla olduğu yalan. Coğrafya. Dolayısıyla her türlü burun var. Kafkas burnu var, hmm. Arap burnu var, işte Asyalı burnu var. Her türlü benimki burnu. Benimki Balkan burnu. Göçmenlerin burnu genelde. Hafif topik. Evet, hafif. Sizin de öyle gibi sanki göçmen benim misin? Benim burnum söyleme sahip yapılı. Ha, o hiç çok... belli değil. İşte tabii. Doğal. Ama arkadaşlarım yaptı sağ olsunlar. Ellerine sağlık. En yakın arkadaşlarım ameliyatımı yaptı. Ben de bir öğrencinize şey mi oldunuz? Diyecektim. Ah yok. Deneyim kıdem, benden kıdemli arkadaşlarım kaşım için yaptı. Olmuşluğum var öğrencime. Kaşımı yaptı. Evet. Örnek veriyorum. Mesela ben kendim de 40 yaşına kadar açıkçası uzun eğri bir burnum vardı. Ve ben o burunla mutlu mesut dolaşıyordum. Diyordum gayet iyiyim, karizmatiyim, şöyleyim, böyleyim. Ama burnu yaptırdıktan sonra dedim ki keşke ben bunu 20'li yaşlarda olsaydım. Hmm. Niye ben 20 sene boyunca böyle dolaştım diye düşündüm yani. İşte tabii. Belki farkındalıkların değişmesi, önceliklerin değişmesi. Sosyal medyanın etkisiyle şu an farkındalık çok arttı. Hocam yıllar boyunca tıp okurken muhtemel ki farkında değilsinizdir. Onu bizim zamanımızda sosyal medya yoktu inanın. Doğru. Her gün kendimizi yandan önden Instagram'da orada burada görseydik daha çabuk görürüz. Karar verirdik. Daha çabuk karar verirdik. Fotoğraflarda 3 boyut da yok tabii. O şeylerden arada çıkan. Bir fotoğraflarda bakıyoruz. Aynen. Tabii. Doğru şimdi hemen daha küçükten. Şeyler konuşuluyor hatta. Çocuk 16 yaşlarında falan ay, ileride burnunu yaptıracak. Bana çok hasta geliyor. Anne baba getiriyor. 14-15 evet. Yaşında. Ergen zorbalığı. Çocuklarla burnu değiştirmek istiyor evet. Tabii. Şimdiden dalga geçiliyor tabii, işte tabii. Falan diye. Peki biraz da kulak burun boğaz kısmındaki burnun nefes problemleri, işte evet. Deviasyon, burun tıkanıklığı evet. Falan bunlara da geçelim. Hı. Özellikle kulak burun boğaz hekimi olmanın burada bir farklılığı var tabii ki. Avantajı var. Hı-hı. Çok avantajı var. Şimdi buna hep soruyorlar. Ne burnum çok güzel ama nefes alamıyorum. İnanın burun ne kadar güzel olursa olsun gece hasta yatarken sabaha kadar ağzı açık yatıyorsa o hasta doktoruyla ilgili güzel dua okumaz. Evet. Hep lanetler. Hatta burun ameliyatı olmuş yakın bir arkadaşım var. Burnu tıkalı sesi var o günden tabii, beri. Nazone dediğimiz. Dolayısıyla fonksiyon yine bir numara. Ben rinoplasti ameliyatlarının ilk yarım saatini tamamen burun içini bir düzeltmeye, açmaya, orayı bayağı bir pasajı genişletmeye çalışıyoruz. Bizim eğitimimizde de bizim asistanlarımız başladığı andan itibaren 2 aylık asistanın hemen burun içindeki bu deviasyon, konka, diğer problem ameliyatlarına başlarlar. Tabii bitirene kadar bir kere nefesle ilgili çok tecrübe kazanıyoruz. Üzerine estetiği de öğrenirse onunla beraber devam sonrası ediyor. Biraz yeteneği de orada varsa. Orada bir zaten. İşte o dediğim gibi bu sanatsal bir 3 boyutlu düşünme kabiliyetinizde
fazlaysa burunlarınız diğer burunlardan daha güzel olabilir. Hı hı. Yani eğer burnunuzda nefes almanızla ilgili bir probleminiz özellikle varsa ve olmuşken hazır ki bu bir bahanedir de aynı zamanda. Ya işte burnumda evet. bir şey vardı olurken biraz da kaldırtıvereyim dedim evet. oluyor. Ama burada bunu yapan özellikle bu alanda portföyü olan tecrübeli hekimleri tercih ederseniz kesinlikle. Sizin için çok çok iyi olur. Neden kötü bir sonuç çıksın diyelim. Bir de hekime de güvenirseniz öyle abuk subuk. Çok zor bir ameliyat. Hekim için de hasta için de. Yani yüzünün ortasına bir ameliyat oluyor hasta. Hekim için de hakikaten diğer cerrahilerden çok farklı. Tabii. Milimetrik çalışmanız lazım. Evet. Ama burada tecrübe çok tecrübe, çok önemli. Tecrübe. Çok eğitimden sonra tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizi ağırlamak biz bir şerefti. Teşekkür ediyoruz. Benim teşekkür için de ederim. Çok kıymetliydi. Efendim Profesör Doktor Ender İnci bizlerleydi. Kendisi kulak burun boğaz uzmanı. Bugün burun ameliyatını, rinoplastiği her alanıyla, her kısmıyla burada masaya yatırdık. Detay sorularınız olursa programımızı her zaman bekleriz.